Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Finikunda'dan Olimpia Antik Kenti'ne gelmiş, burada müzeyi ve açık alanı gezdikten sonra çok lezzetli bir akşam yemeği yemiştik. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas, yeni videomuzda turumuzun Mora Adası kısmını bitiriyoruz. Artık İyonya Adaları'nı gezme zamanı. Olimpia'dan ayrılıp Kilin Limanı'na varıyoruz. Burada Levante Feriez ile Zakynthos Adası'na geçiyoruz. Zakynthos Adası'nda kampımıza yerleştikten sonra güzel plajları gezmeye başlıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Otel İnamaos'tan ayrılıyoruz. Hazırlıklar yapılıyor. Bugün yolumuz artık Olimpia'dan Kilini Port'a doğru. Kilini Limanı'ndan karşıdaki İyonya Adaları'nın ilkine geçeceğiz. Zakynthos'a. Feribotumuz geliyor. Artık Kilini Limanı'ndayız. Levante Feriez. Evet, sallayabilirsin. Levante Feriez. Girişler yapılıyor. Girişler yapıldıktan sonra lüks gemi gibi yukarıya doğru aracı koyduktan sonra geçiyoruz. Yolculuğumuz 1 saat küsur sürecek. Çok uzun değil. Aynen. Önce dışarıya bakalım hemen. Bakın şurası. Kilini. Kilini. Burada port zaten belli. Çok küçücük bir yer. Evet, burada bir her zamanki restoran, kafe, bar, televizyon, keyifli bir lunch alanı var. Bir küsur saat ya, hemen bir şey değil yani. Şöyle bol bol sandviçler var. Şunlardan alalım. Dante. Yer çok ya. Şurada şöyle normal seatler var. Masajlı koltuk abi. Masaj koltuğu koymuşlar üzerinde. Klasik her yerde olan. Bir de üst açık güverte vardır. Klasik yani. Sigara içenler için falan. Kesin. Biz de yani mutlaka o da oluyor yani. Burada da bir restoranımsı bir şey var. Evet, güzel kokuyor. Güzel bir alan daha var. İkinci bir alan. Burada da aynı şekilde bir bar ve geminin baş tarafı. Sandviçler, şeyler, her şey var. Gördüğünüz gibi bir sürü güzel güzel sandviç var. Fiyatları bu şekilde. İstediğin yerde oturalım. Bu taraf daha az sıcak, şey, soğuk. İstiyorsan burada oturalım. Daha güzel değil mi? Baş tarafta şöyle gösterelim gemiyi de. Kocaman gemi. Hava güzel, su güzel. Rahat bir seyir olacak. Evet, şu an Kilini Port'tan ayrılıyoruz. Zakynthos'a doğru seyre başladık. 1 saat 15 dakika. Nemli ve sakin, hatta aşırı sakin bir deniz. Buradan da Kilini gözüküyor. Gördüğünüz yer Kilini. Şu an Levante feribotunun üstündeyiz. Gördüğünüz gibi Zakynthos gözüktü. Tanıdık bir yüz geldi. Mert'cim, ben bugün
Çok çok mutluyum. Çünkü evet. Arkadaşlar artık 25. Yunan adamıza resmi olarak adım atmak üzereyiz. Adımını atmak. Dilek olan 25 tane Yunan adası gezmiş olacağız evet. Bununla birlikte. Şimdi ben kısaca bu İyon adalarını tanıtayım. Mora Yarımadamız bitti. Peloponisos bitti. Artık biz İtalya ile Yunanistan arasındaki adalardan bahsediyoruz. Bunlara İyon ya da İyonya adaları deniyor. Bu İyon adaları 7 tane ada grubundan oluşuyor. İlki bu Zakynthos, en alttan başlarsam saymaya. Yukarı doğru Kefalonya, hemen yanında İthaka. Bunları hep Homeros'un destanlarından hatırlarsınız bu kelimeleri. Zaten Homeros İyonya, İyonyalı yani bu adaların çocuğu. Daha sonra Lefkada var. Arkasından Paksu ve Antipaksi. Bir de hemencecik yukarısında Korfu, çok meşhur olan o Kerkira denen adaları var. Kitira adası da vardı, yedincisi. O biliyorsunuz ki tam Mora Yarımadası'nın altında kaldı, buraya uzak düşüyor. Şimdi bu İyonya adaları buranın en verimli, yani Yunan'ın en verimli, en yeşil ada gruplarından birisi. Zaten Mora'dan gözlerimiz bayağı bir alışmıştı zeytin ağaçlarına. Evet, artık yeşil yani, o kellik yok. Aynen, yemyeşil adalar göreceğiz. Bu adalara biraz daha böyle İtalyan benzeri, İtalyan vari adalar deniyor. Çünkü Venediklerin hakimiyetinde kalmış 400 yıl, 500 yıl boyunca. O yüzden çok benziyormuş. Hatta buraya Doğu'nun çiçeği, Zakynthos'a hemen Zante, İtalyanlar Zante derler. Doğu'nun çiçeği anlamında Levante, Fiori de Levante vesaire diyorlarmış. Bu tarz şeyleri var. Biraz İtalyan soslu adalarımız. Evet, başka anlatacağım bir şey var mı? Anlatacaklarım şimdilik bu. Sonra zaten bugün Zakynthos'u gezeceğiz. Anlatırız daha. Evet. Buradan da gözükmeye başladı. Hatta benim el sallamışta gözüküyor. Hadi el sallayalım. Bak şuradayız aslında. Gözüküyor mu? Zakynthos gayet güzel gözükmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Ana merkezi. Evet, baya baya gelmeye başladık artık. Merkez hemen şurası. Evet, Çakma San Marco. Ne de olsa Venedikli. Kaptanımız hemen şurada. Hey, şurada pembe katamaran var. Onu bana versinler. Benim saçıma uygun çünkü. Senin saçınla birlikte kaptan keşke alıp bol bol. Şöyle bir Zakynthos silüeti. Ela diyor ki Port Polis nerede diyor, oraya giriş yapacağım. Port Polis'i aramayacağız artık Mert'cim. Hani her motorla gelen özellikle Port Polis'i arıyorlar. Belli. Doris burada olurdu. Limanda olsa olsa. Şöyle Venedik kadırgası var bir tane. San Marco meydanı gibi bakın. Bizim Osmanlı kadırgalarını andırıyor. Burası ama bak o tatlı Yunan şeylerinden değil, apartman apartman bak. Farklı. Burası daha çok İtalya'ya benziyor. Evet. Yunan'a değil. Evet. Yunan'a geldiğinizde şu kapının neye açılacağını bilemezsiniz diyor. Yani onun hizasındayken tabi gözükmüyor bu taraf. Biz görüyoruz tabi. Zakynthos'a açılıyor bu. Güzelim adaya. Şu koca şeyler. Şu tarafı yayalar için. Burada kamyonlar işte... Motor, ıvır zıvır her şey burada. 1825'te Mert bu adaları İyon adalarını artık İngiltere Yunanistan'a hediye ediyor. Evet. Karşılığında da hala turistleri ucuz ucuz geliyor uçaklarla. Aynen. Hediye ettiği için. Çok yanaşıyor ya. Söylemiyor. Çok yanaştı. Evet, şimdi inişler başladı mesela. Gördüğünüz gibi buradan aşağı doğru bir ivmelenme mevcut olup. Evet.
Tabii canım, ne var? Direkt kampımıza geçiyoruz. Zante. Buraya akşamüstü geleceğiz arkadaşlar. Çok sıcak olacak. O yüzden şimdiden şöyle bir günlük halinde aslında görüyoruz. Zaten bir şey yok. Panoramik şehir turu. Mert Kaptan'dan. Evet, Dioniso Kilisesi. Aziz, buranın koruyucu Aziz'i. Şarap tanrısı Dionysos değil arkadaşlar. Vallahi belgesel gibi video yapıyoruz ha. Abi diyor ki önce gezelim buraları diyor, sonra girmeye şey yapmaya başlarız. Şimdi de gelecek bir şey yok diyor. Birkaç kilise ve müze var. Onlara da zaten akşam bakacağız. Evet, güzel bir kiliseymiş eski. İtalyan mimari kitabı var. Biz şimdi adanın doğu kıyısındaki, kuzeye doğru olan doğu kıyısındaki turistik bir alan var. Sivil ve Ali kesleniyor. O bölgelerde kampımız. Oraya doğru gidiyoruz. Bayağı yeşil deniz. Şöyle şöyle evler de var ama mesela ev 100 yılıysa sizin kalacağım şey 50 yıl olur. Arada fark da var ya. Şurası. Nerede kabine? Şurası. Evet, Camping Paradise'a geldik. Burada birilerini görüyoruz. Çok sakin bir biz varız şu an itibariyle. Bir tek biz varız. Motorumuz bir de geldi. Motorumuz mavi şimşek var. Dut ve zeytin ağaçları altında. Bu sefer Mert'cim bana nerede kalmayı uygun gördün? Dedim ki bir çekme karavan sipariş ettim Zakintos'a. Anakara'dan getirdiler. Falan. İyi yaptın. 5.80 çekme karavan. Kurdurdun buraya. Yani rahat oluyor. Beton attırdım. İşte üstüne gölgelik yaptırdım. Ay çok düşünceli benim aşkım. Masamızı attırdım. Bak burada tabak çanaklarımız her şeyimiz mevcut. Oh mutfağım. Gördün mü? Oh bira bardakları. Makarna yapabilirsin. Kahve, Türk kahvesi. Makarna. Türk kahvesi makinesi getirdim. Böyle. Harika. Suyumuz, buzdolabımız. Suyumuz da koymuş sağ olsun Petros. Karavanımız lüks. Sahibi gayet. Petros çok tatlı. Çok sevdiler hemen bizi. Karavanı biz uzun yıllar kaldım. Hiç kalmadı neyse. Hiç kalmadı. <Geçen de. gülüyor> Evet, Mert bana aldı. Karavanın salonunu görüyoruz. Bu salon. Oturma grubumuz. Burada cibindirik mevcut. Dolaplarımız mevcut. Eski ama çok şey bir karavan. Bakın hatta benim boyumu bile kurtarıyor. Aa evet. Gayet. Eski İçinde olduğu rahat için böyle geniş oluyor. Bu karavanlar böyle. Şurada dolabımız var. Dolabımız var. Yatağımız böyle. Yatağımız var. Burada ocağımız var ama bunu kullanmıyoruz artık. Cibinlikler. Bak burada da eski buzdolabı bir ocak. Klima. Onlar çalışmıyor bence. Tabii. Onlar hep dışarı. Aha. Şey buraya su sistemi çekmemiş mi acaba? Onlar olabilir. Buna mı? Su mu? Yok, çalışmaya başlar. Bakın şöyle. Bayağı güzel yani. Geniş. Şimdi yani. Mert'cim. Kaç lira buranın geceliği? Bu merak ediyorlar. 1600 TL geceliği. Denize çok yakın. Hemen yürüyerek şuradan gidiliyor. Türkiye'de böyle bir şey böyle fiyata bulmaz. Mümkün değil. Bulamazsın. Burası, Zakintos'ta da hiç bulamazsın. Zakintos lüks bir ada ama 50 euroya birçok konaklama da var bu arada. Yani bunun gibi. Daha lüksleri var. Kampinglerde 27-30 euro gene. Tabii. Gecesi. Öyle yani fiyatlar. Kumuzun plajına geldik. Zaten hadi bakalım. Mert Kaptan, bu denizin rengi ne böyle? Duş da var. Bir şey diyeceğim, sırf kum. Allah'ım çok güzel. Zakintos'ta bu renge alışmak gerekir.
Çünkü bu ada böyle bu renk plajlarıyla meşhur. İlerisi Alike. Alike ilerisi. Harbi. Geliyorum. Giriyor musun denize? Çok güzel. Tadı küçük. Oh, ılıcacık ya. Çok güzel. Tam benlik. He. Tam Eda'ya göre bir deniz görüyorum. Şey gibi, hiç adalara benzemiyor deniz. Evet. Ilıcacık. Ama küsür küsür esiyor. Evet. Güzel. Şurada bir ev var. Çok ayıpçı evi. Çok güzel. Burada da tavernası var. Kilisesi de var. Şöyle pusul. Evet, bu ilk güzel plajımızın ismi Sarao'ydu. Sarao. Balık. Alikes'in başıyla Armonya. Evet, Armonya ve Alikes'in birleştiği yerdeyiz. Geldiğimiz ikinci deniz. Renkler renkler. Hromata hromata. Alikes Beach'e geldik. Oo, burada bayağı liman da var küçük. Burası zaten turistik bir kasabaymış. Burası Zakynthos merkezin yaklaşık 18 kilometre neresinde, kuzeyinde yer alıyor. Doğuya bakıyor. Muhteşem, gene şöyle bir kumsal. Alikes yani ne demek Mert'cim? Tuzla. Demek ki burada bir tuz gölgeleri var küçük. Evet, şunlar küçük günlük kruzlar vesaireler olması lazım. Nasıl? Şey alayım ben, tişörtümün de içine sarar. Video çekiyor. Boşluk. Bu tarafta plaj. Bayağı Yunanca öğrendiğimiz için. Burada Alikes olduğunu biz bilmiştik. Bak şunlar güzel sarılar. Burada asfalt çalışması var. Orada altın denizler var. Asfalt mı? Boş ver. Bozkır değil, yemyeşil ada maşallah. Higya'ya geldik arkadaşlar. Ya buradan gidelim. Higya Beach Natural Spa. Ücretli park yeri diyor. Burası mı? Evet. Sokağa koyamazsın diyor, sadece otobüs koyabilir diyor. Evet, şimdi Higya Beach diye bir yer. Sür terma, sür kaynakları varmış. Evet. Kolajen yapıyormuş. Evet. Hemen yüzüme sürmeliyim. Hadi göster bakalım. Aa çok değişik. Anladın mı? Gel. Aa çok değişik bir yer değil. Ha şöyle bir yer. Evet. Şöyle bir yer. Buraya girelim. Gerçekten. Bulanık su zaten farklı. Geliyor. Kaynak suyu geliyor demek ki. Böyle şirin bir yer. Allah Allah, çok değişik bir yerdeyiz. Hiç beklemiyordum. Evet, şu an aşağı doğru iniş başladı. Evet. Mert diyor ki girmeyelim, boşver boşver. Gerek yok, nasıl olsa denize gireceğiz. Tabii sülfür ve kolajen kaynağı diyor, sen ne diyorsun yani? Antalya'da girdik nasıl olsa, yeter mi? Arkadaşlar şurada sepet var ya, sepet teleferi. Yukarıdaki kafeden siparişlerinizi böylelikle alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuradan order veriyorsun. Otel size yukarıya söylüyor. Yukarıda şöyle bir teleferik düzeni kurmuşlar mis gibi. Sepetlen geliyor. Harika.
Evet. Çok iyi değil mi? Koku nasıl? Evet, şey kokuyor. Sülfür bayağı kokuyor. Sülfür kokuyor. Yani lağım. Hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Bildiğin lağım kokusu. Ama lağım değil tabii ki. Bu şeylerde olur genelde. Yeraltı kaynakları. Mağmaya çok yakın olan yerlerden vesaire. Çok hocam şey mi? Şu. Kaynak. Soğuk kaynak suyu mu geliyor Eda? Evet. Niye soğuk öyle? Kaynak. Her plaja girmeye and içtik Eda ile beraber. Tabii ki. Kleopatra gibi her yere gideceğiz. Ayağımızı değdireceğiz. Nasrettin Hoca'nın eşeği. Küçük bir eşek misali. Ufak taşlar var. Dikkat et ayağın acımasın. Ay evet, ıslat. Deniz aklım var. Yok yok, girdik de ayağını vurma yani. Plajda evet, şu kadar. Evet, derin, derin. O buraya girdiğinde derinlediğini hissedeceğim. Bir içi. Kayaların dibinde insanlar bana Olimpos'u hatırlar. Hı, aynen. Şifa olsun. Şifa niyetine girdim. Asmalar gözüküyor. Şifa. Aa, mağara var bak. Evet evet. Mağaraya gidelim. Gelin bak ne var burada. Mağaracık var, mağaracık. Evet hadi onu çek. Hadi mağaraya çekin. Evet. Burası çakıl. Oo bayağı mağara, çok fazla. Evet. Sanza bayağı mağara. Evet bayağı. Şu an yavaş yavaş geldik. Mağara bayağı şöyle mağara. Oha. İlk defa böyle bir şey gördüm. Baksanıza bayağı şu an mağaranın içindeyim yani. Yüzüyorum. Hatta çıkışı şöyle göstereyim size. Çıkışı şu yani bayağı. Eda bana sesleniyor. Şimdi gireceğim. Geliyorum. Ha? Tamam. Bidon doldurup şu beyazlar kolajen. Bakın. Ellerimiz kremli gibi. Krem gibi oluyor böyle. Ya ne güzel. Bunları ben bidona koyup götüremez miyim? Aldılar zaten. Su alan var yukarıda. Böyle yaptım. Mağara gezimiz çok revaçta. Bir sürü mağara var. Her yer mağaralı. Şeyi de gezelim, öbürünü de gezelim, gidelim. Hadi. Bakın burada da cave yazıyor. Yalnız su şey oldu. Çelik gibi oldu ve gözükmüyor. Müthiş deneyimdi. Daha. Sıcak. Çok güzeldi. Buranın altına girdim. Nitti.
anda burası. Evet, feribot iskelesi orada. Agüya Nikolaos'un. Evet evet, arkada, sağdaki. Buraya mesela Kefalonya adasına buradan gideceğiz arkadaşlar. Daha küçük feribotla gideceğiz. Değil, Theodosis değil. En kuzeyde demiş. Gidelim bakalım. Buraya da gelmeliler var. Oo. Şöyle alayım bir dakika, ineyim. Artık en kuzeydeyiz arkadaşlar. En kuzeydeki fenere geldik. Buranın altı, bu burnun altı tamamen mavi mağaralar dedikleri bölgeyle dolu. Ve herkes oraya tur düzenliyor. Tura katılıyor, kruza katılıyor. Ne bileyim, özel bir bot kiralıyor. Hepsini yapıyor.